Merhaba. Günümüzde ağır metallerin neden olduğu hastalıkları duyuyorsunuz, görüyorsunuz, okuyorsunuz. Özellikle çevremizde, suda, gıdalarda ağır metaller konusunda önemli kuşkularımız var. Dünyada ağır metal zehirlenmelerinde kullanılan tedavi yönteminin ismi şelasyon. Şelasyon tedavi yönteminde hedef verilen maddenin bu zararlı maddelerle bileşip vücuttan atılması. Zaten şelasyonun kelime anlamı da bağlamak olarak değerlendiriliyor. Yunancadan geliyor kendisi. Peki bizim damar tıkanıklığıyla şelasyon ve ağır metaller arasındaki ilişki nasıl kurulmuş? Uzun yıllardan beri özellikle kalp damar tıkanıklıklarının oluşumunda ağır metallerin etkisi araştırılmış. Bu konuda bilinen bir şey henüz net olarak ortaya çıkmış değil. Ama bunun karşın şöyle bir durum söz konusu olmuş. Bu şelasyon tedavisi uygulanan kişilerde kalsiyum miktarında önemli derecede azalma ve idrarda kalsiyum görülmüş. Ve bunun üzerine Damarda oluşan kireç planının içerisinde de kalsiyum bulunduğundan dolayı şelasyon tedavisiyle kalsiyum oranlarının düşürüldüğü zaman bu plaklarda iyileşme ya da en azından fazla ilerlememe gibi bir avantajın ortaya çıkabileceği düşünülmüş. Bu şelasyon tedavisinde kullanılan EDTA adını verilen bir madde var. Bu damardan veriliyor ve dünyada da şelasyon tedavisinde kullanılıyor. Özellikle kurşun ve civanın vücuttan uzaklaştırılması için. 2012 yılından itibaren şelasyon tedavisi ile ilgili yeni bir konu gündeme geldi. Bu konuda ETTA'nın kalp damar hastalarında kullanımı ve bu kalp damar hastalıklarında kullanımı ile ilgili bir çalışmanın sonuçları ortaya çıktı. Bu çalışmanın sonuçlarına göre 1780 hasta kalp damar hastalığı olan kişilerden seçilmiş ve bu hastalara ETTA tedavisi uygulanmış. ETTA tedavisi uygulanan hastalarda felç, kalp krizi, balon, stent, bypass ve ölüm oranları bütün grupların içerisinde %18 oranında azaldığı görülmüş. Bu hasta grubunda etta ile beraber vitamin karışımında kullanıldığı zaman fayda oranı %26'ya çıkmış. Büyük çalışmanın şaşırtıcı bir sonucu daha olmuş. O da şeker hastalarında bu dediğim fayda oranı %42 ve 45 olarak ortaya çıkmış. Oldukça yüksek bir oran. Bunun üzerine Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü bu çalışmanın ikinci bölümünü de finanse etmiş. Bu çalışma halen devam etmekte. Peki Etta ile ilgili bu videoda özet olarak aklımızda kalacak şey nedir? Etta'nın kullanım alanlarını şöyle özetleyebiliriz. Fakat öncelikle bir uyarıda bulunalım. Etta tedavisi hiçbir zaman balon, stent veya bypass kararının yerine geçilebilecek nitelikte bir tedavi değildir. Peki etta hangi hastalarda kullanılabilir? 1. Etta damarla düşük oranda tıkanıklık olan kişilerde koruyucu olarak uzun dönemde kullanılabilir. İkincisi balon, bypass ya da stent olmuş olan hastalarda gene koruyucu olarak kullanılabilir. Veya bu işlemlerden sonra hala şikayetleri geçmemiş olan hastalarda da bir seçenek olarak ortaya çıkabilir. Etta için önemli uyarılardan bir tanesi de Etda'nın dozunum ve kullanımının doktor kontrolünde olmasıdır. Neden diye soracaksınız. Çünkü böbrekten atılıyor ve böbrek yetmezliği olan hastalarda çok dikkatli kullanılması gerekiyor. O yüzden gerek dozaj, gerekse diğer vitamin karışımlarıyla ilgili olarak doktor kontrolü haricinde kullanılması söz konusu değil. Ve et de damardan veriliyor. Tablet olarak önemli bir katkısı gösterilmemiş. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.